bayağı bir çok oldu. Yani o yüzden hani şey insanlarda bence iki çeşit insan oluyor. Yani yaşadıkları ve ona yapılan yani dış etkenlere çok maruz kaldığında onu vücudunda bir şekilde bir yerlerden çıkarabilenler oluyor. Evet. Hani o geçirgenliği daha yüksek olanlar. Çok geçirgenim ben. Bir de geçirgenliği daha düşük olanlar oluyor. Onlar içeriden de yani bir acı yaşadıklarında ya da bir etkilenme yaşadıklarında dışa burunları ya da içinde onları büyütme halleri de daha az oluyor. Dışarıdan bir reiki gibi bir şey, enerji çalışması gibi bir şey de daha zor alıyor. Evet. Sen hepsine çok açığım. Ya işte onu diyecektim. Sen de mesela işe yarar. Evet. Ya ama senin için çok korunaklı da güzel bir şey bu aslında. Öyle mi? Bilmiyorum yani nasıl kullandığını. Çünkü gördüğüm kadarıyla hiç tanımadan da müthiş bir enerjim var. Yani girdiğim anda stüdyoya ışıl ışıl parlayan bir enerjim var. Yani bunu bir duvar gibi örmüş ve kendini hayatın güzelliklerine ya da yaşamın renklerine kapamış gibi değil. Daha korunaklısın ve bunun farkında olmadan korunaklı olmak çok daha güzel. Şu da oluyor tabii. Sen de mesela sana çalışırken de bir sahneyle gördüğüm her şeyi böyle güler yüzle, espriyle, tatlı tatlı anlatarak en büyük travmanı da değil mi? Evet. İşte başka bir şeyin de hayatı. Bende de hep o vardı. Hep öyleydi. Belki de hayatla böyle mi başa çıktık? Sanırım benim biraz öyle. Yani ben bu başka bir programda yine söylemiştim. Hayatla dalga geçmek birazcık da benim hayata dair kendimi koruma yoluydu. Sonra Charlie Chaplin'in de aynı şeyi söylediğini. Yani bir şeye yakından baktığında bir drama ama uzaklaşıp baktığında uzun vadede hepsine bir komediye döndü. Ve dedim ki ben Charlie Chaplin'le aynı cümleyi kurmuşum. Ne güzelmiş bu cümle. Evet. Uzaktan bakınca komedi yakın, mi? Yakın çekimde drama olan. Uzaklaştığında, açıldığında gerçekten komedi mi peki? Yani seni 15 yaşına, 12 yaşına döndürdüğümde hakikaten şu anda da baktığında komedi gibi şimdi mi aldın? Şimdi çok spesifik, ağır, acıklı, travmalı durumlar da var. Onları hani zikretmeyeceğim bile ama yani 15 yaşında hayatın sonu sandığım bir acı, bir aşk acısı, annenin bir şeye izin vermemesinin şu anda dönüp baktığında kahkahalarla anlattığın şey var. Ya da eşinle müthiş yükselip bir kavga yaşıyorsun, ediyorsun falan sonra 3 dakika ayağın takılıyor ve birbirinizin haline giriyorsunuz ve eğer hayata böyle bakabiliyorsan tabii ki bunu yapabiliyorsun. Çok doluysan, çok daha büyük travmalarla doluysa, hastalıklar, ölümler tabii ki bunun çok dışında. Ben biraz daha hayatın anını yakalamak daha ufak tabii bir yerden bahsediyorum. Peki hala el alem ne dere takılır mısın? Bu yaşında. Takılmadığımı sanıp takılıyorum bence. El alem ne der birazcık daha şey oluyor. O kadar basit mi bilmiyorum ama ya önemsiyorum insanların düşüncelerini. Ama bunu benim hakkımda ne düşünecekler demeyelim. Şuna da çok önemsiyorum. İşte onun yeterince hatırını sordum mu? Hatırladım mı? Kalbini kırmış olabilir miyim? Orada onun birazcık kırgınlığı vardı. Onu yeterince teselli ettim mi? Yani hayatın her anlamında ne düşünürler? Beni güzel ağırladı. Yeterince teşekkür edebildim mi? Teşekkürler. Ay çok Allah. Bir güzel ağırladık mı? Çok güzel ağırladınız. Ya seyirciye de söyleyeyim. Biz ben açım da biraz. Beni çalıştırıyorlar burada. Bayağı köle gibi. O yüzden yemek de vermiyorlar. Biraz açlığım var. Seyirci de inceciksin. Ben bu kadar ince olduğunu bilmiyordum. Ne biçim program bu diyor seyirci. Bir taraftan da yemek yiyor. Ne yapalım? Anca işte program yaparken yiyebiliyoruz. Afiyet olsun. Çok teşekkürler. Peki yani bu herkes için tamam onun hatırını sordum aman onu kırdım mı? Eminim hani acaba birinin yüzü düştüğünde bir ortamda. Tabii etkilenirim. Benden kaynaklı diye düşündüğün oldu mu? Olur mu? Bana bir şeye bozuldu. Tabii ki olmuştur. Hı, işte. Psikopat mıyız biz? Aa, yengeç burcuyum ben. Biz psikopat yengeç. Bir gün benim böyle biri bana söylemişti yani senin hayatta kalman bile mucize. Hı. Bu hassasiyetlik ve bu açıklıkla. Yani müthiş, algılarım çok açık ve hep haklı çıkıyorum. Hissediyorum yani. Bir cümle var babanın sana söylediği bu işe girerken. Yani tam hani ez cümle söyleyeceğim. Kaygan bir zemin düşersin ya da düşeceksin. Düşünce acısı daha sert olur demişti. Ha, öyle mi? Tam düşeceksin. Evet. Yani medya sektörüne ilk girdiğim zaman böyle sancılı bir sürecim olmuştu. Hiç benimle alakası olmayan ama çalıştığım ortamdan dolayı üzüldüğüm bir konu olmuştu ve hani orada çok daha korumacı bir baba beklerdim aslında yıkıp yıkacak kızımı üzen insan ama hani seçtiğin sektör zor bir sektör. Buranın acısı da bana mı onay veriyor ekip arkadaşınız acaba kim sektörle efendim? İlgili? Neyin kafanı sallıyorsun? Sonuçta hepimiz aynı sektörde.
O yüzden şey böyle bir yorum olmuştu bana ve belki de haklısın. Bilinçaltıma çok yerleşmiş ve beni daha belki tedirgin etmiştir. Olabilir. En büyük yanlış neydi? Benim yaptığım. Bu sektörde. Bence yine kendimle ilgili söylediğim özellik yani ayıp olmasın, insanlar ne der, aman dikkatli olayım falan. Çok fazla kendimi böyle kalıpların içinde tuttum hiç gerek yokken. Ya da sen bir yanlış karar verdiğinde. Çok iyi bir iş gelirdi mesela. Aa, ona onunla öyle yaptığım için o işi aldı derler. Ne kadar psikopatça bir, çok ince düşünüyordum. Evet. Yani o iş gelir böyle böyle derler, ben bu işi kabul etmeyeyim. O çok istiyordu, ona ayıp olmasın falan. Benim böyle anaokul öğretmeni olmam gerekirken Türk medya sektörüne girmiş olmam. Ama çok komik. Yani ya bu zarafet, bu nezaket. Aslında kendimi överek de söylemiyorum. Yani sakın benim yaptığımı yapmayın ben diye. Ben övüyorum bu arada. Yanlış anladım. Öyle bir şey yok. Bu zarafet, bu nezaket çok yanlış bir ortamda filizlenmiş. Yani medya o kadar aslında işine girdi. Kaba, saba. Kimsenin kimseyi düşünmediği. Tabii iyi örnekler var. Çok değerli dostlarımız var. Ama çoğunlukla birbirinin arkasından yüzüne gülüp arkasından konuşulduğu falan saçma sapan bir ortam. Yani. Ve genellikle her ortamda da var. O nezakette de değillerdir ya da sizin eğitiminizde bile değillerdir. Sende şahane bir özgeçmiş var aslında. Ay, teşekkür ederim. Yani şahane bir o evde büyümüş olmanın getirdiği, o babanın da getirdiği bir bakış açısı var. Bir öğrenme şekli var. Ve bunlarla, bu donanımla, o meraklı halin, okuyan halin, pek çok alandaki çok da bilinmeyen, çok da hakkının yendiğini düşündüğüm alanlardaki o yetin çok da ortaya çıkamamış aslında. Öyle mi diyorsunuz? Ceyda da öyle dedi programda. Öyle mi? Buradan aynı selam şeyi olsun. Söyledi. Enteresan. Demek ki böyle bir... Ben tanımadan diyorum. Bu arada Ceyda tanıyor seni. Evet evet. Çok, çok yakınsınız. Tanıyor. Ben tanımadan söylüyorum bunu. Donanımlı bir kadın var. Ama tabii benim şu an, bence benim şöyle bir şey oldu. Yurt dışında üniversiteyi okudum. Böyle sevgi dolu bir ailede büyüdüm. Hayat hep iyi gitti çok şükür. Rahmetli dayımın bir çıkarttığı yemekte böyle biriyle tanışıyorum. Ondan sonra böyle sohbet ederken ne yapıyorsun? İşte Amerika'dan döndüm, üniversitemi bitirdim, daha dün geldim. Bakalım ne olacak falan derken böyle gittim o yemekten. Bodrum'daydım. Telefonum çaldı. Ya tanem benim dedi, hani Acun diye bir arkadaşım var yanına da dedi. Bir sunucu da arıyor. Şimdi ismini vermeyeceğim ama anlaştığı sunucu başkasına aşık oldu. Din değiştirdi falan gitti. Biliyorsunuz o zamanın büyük anladık, bir magazin çok iyi. Hepimiz hep birlikte anladık. Evet, kim olduğunu. Ondan sonra ama yani ben televizyon, sinema okudum, senaryo okudum ama kamera önüyle ilgili bir şeyim de yoktu. Aslında ben böyle halkla ilişkiler, Betül Mardin'e hayranım falan. Böyle kafamda başka bir dünyalarda, bir yerlerdeyim. Sonra böyle parmak arası terliğim, kotum, atletim, tişörtüm Acun'la bir yerde tanıştık, görüştük filan. Deneme çekimine çağırdı. Ben de dedim ki yani görüştüğü bir sürü insanlar var. Hepsi dönemin mankenleri, sunucuları. Bir de orada böyle bir esprili bir şey oldu. Ona da kulak misafiri oldum. Duyduğumu bilmiyorlardı filan. Dedim ki herhalde dayım ayıp olmasın diye davet ettiler. Ben de ayıp olmasın diye gideyim dedim. Öyle başladı aslında. Bir deneme çekimine yolladı. İşte oradaki o özgüven var ya aslında ben onu bir noktada belki de kaybettim. Yani git bana işte Show TV'nin arkasındaki şeyi, parkı anlat. Öyle bir anlat ki kimse görmemiş gibi dedi. Ben de o kadar eğlencesine gittim ki tam bir tanem olarak sistemin hiçbir şeyini tam görmeyip bütün o naiflik ve saflıkla kendimle dalga geçerek ve çok eğlenceli bir şekilde böyle bir bank ve şu kadar toprak var. İki yolun ortasında Levent'teki park dediğimiz şu kadar bir şey. Ve öyle maceram başladı. Onun ismi, onun şeyi, o yüzden olmasın falan. Buralarda böyle bir durumum vardı ama bunları kırdım bence. Evet. Estağfurullah, onu söylemek bana düşmez. Ama kırılmıştır diye düşünüyorum. Yani insan daha elindekilerle daha mutlu olmayı öğreniyor ya bir yaştan sonra. Elimdekiler bunlar. Hayatım bu. Bu hayatı ben kurdum kararlarımla beraber. Bundan sonrası yolum bu. Aynen. Ama cennet gibisin. Ay. Yani kadına baktığımız zaman ben böyle baktığımda cennet gibi bir kadın görüyorum. Ay, ne kadar güzel. Yani tek başına güzel gözler, güzel bir yüz, güzel bir vücuttan bahsetmiyorum. Totaline baktığımda bir cennet veriyor kadın. Ay, çok teşekkür ederim. Cennet vaat ediyorsun. Çok teşekkürler. Öyle misin peki? Yani içinde cennet mi? Bunu bu arada bunu sormak için i̇çinde yapmadım. Gerçekten buna inandığım için yaptım. Soru oraya geldi. İçinde cennet mi? İçin cennet mi? Yani bana verdiğin, bana vaat ettiğin enerji senin kendin içinde geçerli mi? Kendine de o aynı cenneti vaat ediyor musun?
kendime karşı biraz daha şey olabilirim. Araf. Kendine karşı acımasızlık olabiliyor değil mi? Yani böyle biraz sektördeki hemcinslerim, arkadaşlarım hepsiyle hep çok iyi aram oldu herkesle. Bu benzer şeyleri bana söylediklerinde ya tanem ben de her yere çıkıp bunları konuşup böyle neden sanki hani böyle dramatik bir durum değil. Aksine karakter ve kişilikle ilgili ve sonra tam aksine döndüm aslında. Şimdi böyle hiçbir şekilde söylenenlere aldırmamaya çalışıp bildiğim yolda devam ediyorum. Bu defa da söylenenler ha Bodrum'a gittin, sektörü bıraktın, aslında daha çok ortalıkta olmalısın, kendin bunu yapıyorsun gibi. Ama ayda 3 kere İstanbul'a geliyorum, çok güzel işler yapıyorum ve mutluyum ve çocuklarımın yanındayım ve çok da seviyorum. Yani her bu sektörde olan herkes görünmeyi, görülmeyi ve konuşulmayı çok istiyor. Ne kadar o belki de ana kaynağımız olmasa da bizi çok besleyen bir güç. Yani kanımıza girdiği zaman sahnelere çıkmak, konuşmak, insanların gözlerinin içine bakıp seni dinlemesi, fikrini özgürce paylaşabilmek. Bunlar insanı çok doyuran ve iyi gelen şeyler ve ben bunlardan hiç vazgeçmek istemiyorum. Çıkabildiğim kadar sahnelere çıkmak istiyorum, sunmak istiyorum, konuşmak istiyorum. Sadece önceliklerimi seçebilme lüksüm vardı belki. Sınırlarımı çok zorlamadım. Niye olabilir ama o da sen olabilirsin. Yani sen de sınırlarını çok zorlamayan bir kişilik olabilirsin bu dünya üstünde. Sonra yani kabullendiğim bir süreçteyim galiba. Yani bu o kadar da hani tartışmaya açık bir şeydi ki. Bir de şu var ya, Türkçenin en güzel iki kelimesi yan yana geldiğinde şaheser oluşturuyor. Sana ne? Çok seviyorum. Sana ne? Yani daha çok ekran olmuyorum var mı? 50'sinde olacağım belki. Yani şu anda olmuyorum. İki tane oğlum var. Orada kendime kurduğum bir erkek başka var. Bir level zaten. Bir de üç erkek evde, bir de koca var. Yani üç erkeğin arasında. Bazen böyle bir yere gidiyoruz. Küçük bir kızı olan bir anneye böyle restoranda bakıyorum. Kız saçını iki yandan örmüş, bir tane pompon takmış. Önünde kağıdı kalemi resim yapıyor. Bir yere bakıyorum. Yani bambaşka iki annelik. Oğlanlar o anda ne yapıyor? Oğlanlar yani artık neredelerse onları bulmaya çalışıyorum. Seni iyileştirdi mi çocuk sahibi olmak? Evet. Hani, çok iyi geldi. O çocuk çok anda tutuyor beni. Çok anda tutuyor. Çünkü beyni de çok çalışan ve eşim de hep bana söyledi. Yani beynin hiç durmuyor. Hiçbir şey yoksa bir şey buluyorsun. Yani kendimle olmasa seninle ilgili bir şey yapabilir miyim? Onunla ilgili. Duramıyorum yani. Beynim duran bir tip değilim. Hamilelik ve çocuk sahibi olmak insanı müthiş anda tutan bir şey. Çünkü geçmişi yok. Yani bir mucize. Yoktan var olan bir durum. Ve geleceğine dair hiçbir şey bilmiyorsun. Bu çocuk ne olacak? Ne yapacağız? Nereye gideceğiz? Allah sağlık versin. Ve o kadar seni anda tutuyor ki, çünkü başka hiçbir şeyin yok çocukla. Hızlıca giden o an var. Başka hiçbir şey yok. Hamilelik de öyle bir şeydi. Hamilelikte de ben çok şükür çok rahat iki tane hamilelik geçirdim. Onu düşünüyordum yani, geçmişi yok. Geleceğini de henüz bilmiyorum ve andayım. Bundan daha fazla insanı herhalde tutan başka bir şey olamaz. Hiç endişen yok mudur? Hamilelikte yoktu. Ya da çocuk ya da anne olarak endişelerin yok mudur? Kendi kendine senaryolar yazmaz mısın? Yani okula gitti, okuldan geliyor, şöyle oldu değilim. Gönderdim, ay şimdi ne yapıyor gibi gibi. Yok, o kadar yok. O zaman kontrolcü de değilsin. Değilim, çok kontrolcü değilim. Çok böyle, hatta en rahat annemdir. Böyle şimdi izlerse sevgili Bodrum WhatsApp grubu anne arkadaşlarım. Yani sürekli en alakasız konularla girip çok fazla böyle detayda kalmam. Okula verdiysem öğretmenine teslim ederim. Olmam gereken yerde dururum ama böyle çok üstünde bir anne de değilim çocuklarımın. Bu zor bir şey mi? Ya bu bilerek kolay. Yaptığın bir şey mi, kendiliğinden mi oldu? Ben daha farklı şeylerde çok daha fazla enerji. Yani hayvanlara, doğaya sevgisi, yaşlılara saygısı, teşekkürü, lütfeni. Ben bunlarda biraz daha takık bir anneyim. Onun dışında okuma, yazma, ödev, ders, öğretmenim, sevgili Gizem öğretmenim. Ama hani oralarda hayatım ve suyun yolunu bulacağını düşünüyorum. Ya zaten bizim çocukluğumuzda böyle bir şey yoktu. Yoktu. Ben hayatımda annemi beni oturtup bana ödev yaptırdığını hatırlamıyorum. Benimkilerde hiç, ben sorumluydum ondan. Yani 6 yaşında da ben sorumluydum, 16 yaşında da ben sorumluydum. Niye böyle oldu bilmiyorum. Anneler niye ya da babalar niye bundan sorumlu olsun ki? Her jenerasyon bir önceki jenerasyonun yapmadığını suyunu çıkartıyor. Yani hani bu 60'lar jenerasyonu, boomerlar, onlar bunlar falan. Bizimkilerde galiba aşırı bizi bırakıp sorumluluk verirken biz de bambaşka bir şey mi yapıyoruz bilmiyorum. Bunu ben de sorguluyorum. Şöyleydi, bizim anne babalarımız, yani biz ebeveyn odaklı büyüdük. Evet. Biz bizler çocuk odaklı ebeveynler olduk. Evet. Yani biz ebeveynler, yani ben annemle babamla dışarılarda mesela iki sandalye birleştirilip oralarda uyutulurdum. Sürekli onları eğlendirmek ve aman sıkılmasınlar.
Bir de biz böyle ben tablet konusunda biraz uzun zaman dayanabilenlerdendim. Şimdi artık pes ettim ama mesela televizyon, tablet, çizgi film falan bunlara aman sıkılmasınlar, istemesinler diye müthiş böyle bir entertainer olma durumu oldu. O beni biraz yordu. Yani hep meşgul tutayım, bir şey öğreteyim, yeni bir şey yapayım. Aman televizyona, tablete ne kadar geç düşerse diye o süreci biraz fazla kendimi yordum. Peki senin şu aralar bir ilgi alanın var mı? Hep var. Ne mesela şu aralar en çok daha odaklandığın? Ne bileyim müziktir, arkeolojidir, resimdir. Bodrum'da çok sevdiğim bir Hasan Bey var bizim mahallede. Onunla seramik kurslarına yazıldım, başladım. Çok sevdiğim, isim veriyorum hep sürekli ama Banu'nun bana bir resim öğretmeni var şahane. Onunla online derslere başlıyorum. Onun dışında sporumu yapıyorum. Çocuklar birazcık zamanımı alıyor. Okuyorum. Ama ne yeni okuyorsun? Şu an her şeyi okuyorum. Hı hı. Ama daha bugün onu düşündüm. Eskisi kadar okumuyorum. Akşamları yatmadan her kitabı hala alıyorum. Merak ettiğim her kitabı hı hı. hala sipariş ediyorum. Ama okumuyorsun. Evet, başucumda onlarca kitap birikti ve daha bugün Bodrum'da çok güzel bir yer açıldı. Onlara mesaj attım. Ne olur kitap kulübü açın. Yani bana bir ödev vermezseniz ben bu kitap alışkanlığımı kaybediyor'a doğru gittiğimi düşünüyorum. Hani en azından böyle hakikaten eski zamanlardaki bir kitap kulübü olsun. O hafta o ödev verilsin. Ben okumak zorunda olayım. Çünkü yorgun oluyorum ve bir video izlemek, bir film izlemek ve yatmak şu anda küçük iki çocuklu bir hayatta daha kolay geliyor. Algılama sürecimiz biliyorsunuz çok kısıtlandı. Ve yavaşladı. Ve yavaşladı. Ne yazık. Başlıyorum, meraklıyım, biliyorum. Ama kitap konusunda gerilediğimin farkındayım. O yüzden bir kitap kulübüne yazılmak istiyorum. Bu ara bu merakım var. Wittgenstein diye çok sevdiğim bir Alman filozof var. Çok sevdiğim bir arkadaşım yıllar önce Türkiye'ye ilk geldiğimde bana onun kitabını hediye etmişti. Bir Dahi'nin Görevi diye. Ömrü boyunca zaten tırlatıyor ve tek bir kitap yazıyor. Ama bütün şeyi buydu. Senin dilin kadardır senin dünyan, bilgin. Dilin ne kadar genişse, yani felsefenin temeline dili koyuyor. Dil kelime bilimine. Haznesi. Evet. Dil bilimini felsefenin temeline koyuyor ve dil bilimi bütün felsefenin temelidir diyor. Yani o yüzden işte okumak, hiçbir zaman görselde istediğin kadar dünyanın en güzel belgesellerini oku. Ama ben işte bilmem ne videoları okuyorum ve öğreniyorum vesaire. O kelime dağarcığın ne kadar genişse senin dünyan ve bilincin ancak o kadar geniş olabilir. O yüzden onu geri kazanmak da bu ara takıntılarımdan biri. Doğru ama. Ve bazen insan o çocukken kendine hayal dünyaları yaratıyor ya. Hmm. Kendiyle baş edebilmek için, hayatıyla baş edebilmek için. O dönemlerde çok okur muydun? Ben çok okurdum. Ben çok okurdum. Yani çok okurdum. Bir de annem bize şey yapardı. Ben Amerika'da doğdum. Okulumuzun kütüphanesinin şöyle bir ödevi vardı okulumuzun bize. Halk kütüphanesine gidiyoruz. Kitap alıyoruz. O kitabı annemiz bize okuyor. Fakat biz onu resmederek okula anlatıyoruz. Mesela bu benim müthiş hayattaki düşünme, hayal kurma, ifade etme biçimimde çok etkili olmuştur. Bence ufak bir şey gibi duruyor ama okunan masalı, tabii o zaman okuma yazma anaokulu ilkokul bir. Yani sana ne bıraktı o? Aslında günün sonunda hayat da öyle bir şey ya. Sen nasıl okursan, nasıl resmedersen hikaye öyle. İkimiz arasında aynı olayı bambaşka okuyabilir ve hı-hı. görebiliriz. Aslında o birazcık da o yaptığımız resimler gibi. Ama nerenden açsan ya da nerelerin yaralıysa hayat da oradan okursun ya. Evet. Tabii kitapları ki. Da oradan okursun, tabii filmleri ki. De oradan izlersin. Ha. Öyledir. Londra'da mesela onu beni çok etkilemişti. National Gallery'de dolaşırken baktım şöyle bir 3-4 yaşında çocuklar toplu. Anaokul. Ha. Yanlarında müzik öğretmenleri var ve bir trio getirmişler oraya. Ah. Caravaggio'nun koca bir tablosunun önünde durmuşlar. Oradaki adamın kılıcını sallama şeklini kemanda nasıl bir i̇şte, sesle çıkarmak aslında gerektiği. Aslında aynı şey evet. Yani çok acayip değil mi? Muhteşem. İşte bunları kıskanıyorum. Değil mi? Ben de. Ben de. Yani o çocuklara baktım ya şöyle 3 yaşında şöyle eğitim evet. almak da vardı diye. Tabii. Yani ona etrafına baktığında binanın dokusu dahi hı-hı. geçiyor yani sana. Estetiğe dair bakış açın, her şeye dair. Yani bir yaşadığın mahallenin binası bile. Ama bunları bilmek de lanet biliyorsun evet. değil mi? Yani anne bunları kurcalama bilip, devam et. Bunları bilip anne olmak lanet evet. aslında. Benim çocuğum yok ama bunları bilip anne olduğun zaman aslında neyin iyi olduğunu biliyorsun ve daha iyi biliyorsun ya. Şimdi mesela bugün aslında bulunduğun yerde ya da işte neyse o dünya içinde o kadar iyiye belki bildiğin iyiye ulaşamıyorsun.
İşte o yüzden de yani geç biraz daha geç anne oldum. Tabii birini 37'de birini 40'ta doğurdum. Diyorlar ya birazcık da genç böyle ne olduğunu bilmeden büyütme tarzı bir anne var ki bence çok güzelmiş o. Çok bilinçli olduğun zaman da işte o araları kapamak, eksikleri olmasın. Böyle bir dünya var. Bunu ben bu kadarını sağlayabilirim. Bunu yapayım. Bunu asla maddi şeylerle söylemiyorum bu arada. Sevgi vermek, fazla bilinçli olmak. Ay bunları da çok fazla kurcalıyoruz yani. İşte o da bir yerde hiç kendinden memnun olmamayı getirebilir. Yani yetersizim duygusu gelebilir. Var mı hiç öyle duyguların oldu mu yetersizlik gibi? Annelik konusunda yok. Annelik hayatta herhalde en... 20'ler, 30'lar hani o yaşlar. Böyle tam oturmamışsındır ya orada. Olmuştur. Böyle kendimi anında böyle ortamın içine böyle sokup buradayım diyen bir tip hiç olmadım. Ama her zaman çok kalabalık arkadaşlarım oldu. Her inanılmaz güzel bir arkadaş çevrem hep var. Çok sevildiğimi biliyorum, çok sayıldığımı biliyorum. Ben de aynı şekilde arkadaşlarımın güzellikleri ve başarıları çok mutluluk duyup gurur duyan bir tipim. Yani kendi mutluluğum kadar senin programın iyi gitmesi, onun sergisi, onun tiyatrosu böyle beni ve herkese anlatayım. Herkes görsün, onun ne kadar başarılı olduğunu bilsin falan. Başka güzelliklerle çok beslenen biriyim. Belki de kendimden yine kaçtığım bir şey bilmiyorum tabii ki. Terapiye geldim bedavaya çok iyi oldu aslında sağ ol. Haşa Esra hiç öyle bir şey değil vallahi değil. Hayır çok iyi geldi bütün bunlar. Şöyle bir şey var şimdi İran edebiyatında en sevdiğim şey çok severim ben İran kültürünü. Evet. O Pers uygarlığının getirdiği o çok köklü bir kültür var tabii ya. Tabii ki. İran edebiyatında bayıldığım bir şey ve ben de hayatımda bunu yapmaya çalışıyorum. Şair olsun edebiyatçı romancı olsun birbirlerine hep referans verirler kitabın başında. Yani şair onu başka bir şairi ya da bir romancıyı. Bir öykü yazarı başka bir romancıyı, o romancı başka birini. Hep böyle birbirlerine referans verirler. Bu ne kadar değerli bir şey. Bunu yapmak gerekiyor. Hele de kadınlar açısından. Bunu didaktik bir şey olarak söylemiyorum. Ne olur böyle klişeler var. Kadınlar birbirine. Öyle bir şey değil. Çok yani birbirimizi hani o halkayı birbirimize referanslar vererek. Benim çok sevdiğim bir yani ben öyle biri olduğumu düşünüyorum o konuda. İnsanları birleştirmek, güzellikleri paylaşmak, herkesin faydası olsun, o connecting dot dedikleri şey olmayı çok seviyorum. Beni aşırı mutlu ediyor ve besliyor. Yani sen mesela Ceyda'ya gitmişsin. Ceyda işte NTV'de yapıyor bu programı. Biz başka bir kanalız tabii. Değil mi? Rakip evet. gibi görünüyoruz. Buradan sevgiler, selamlar. Tabii yani ki. Ne oluyor? Senin oradaki programın Hande'nin izlediği, benim izlediğim bize referans olan bir program oluyor. Evet. Şimdi ne yapacağız? Birbirimizi, yani bu böyle bir şey zaten. Evet. Kesinlikle. O yüzden de buradan nereye? Bak sen bağla. Buradan. Ay sen bağla özlemişsindir buradan sen neye bağla. Buradan neye bağlayayım? Neye bağlayayım? İstediğine bağla. Programımız daha devam ediyor tabii. Ediyor tabii ki bağla. İstediğine bağla. Çünkü şu anda nereye bağlayacağımı bilemedim. Orada kaldım ben. O kadar çok şey var ki. Yani bugün mesela şey düşünüyordum. Hep böyle küçükken hayat çok çabuk geçecek. Ay gençken yap, gençken gör, gençken falan. Ve bunu hep... söylediklerinde orayı o kadar uzak bir yer sanıyordum ki. Bugün böyle büyüdüğüm, yani İstanbul'da tekim çocuklarsız falan, biraz büyüdüğüm, gezdiğim, eğlendiğim, dans ettiğim sokaklarda bambaşka biri olarak yürüdüğümde, hani bütün hayatın aslında hatırladığın şeyler olduğunu bir kez daha. Koku. Koku çok his, önemli mekanlarla. Bu kadar yani. Bir zil sesi. Şarkı. Bu kadar. Sen geçmişe bağlı mısındır? Geçmişe bağlıyım. O bir de mekanları dolaşıyormuşsun ya İstanbul tarihi yerler. Şey. Buradan çıkınca sizden yürüyerek Beyoğlu'na geçiyorum. En sevdiğim evet. şeydir. Ben de Cihangir'de oturup hep yürürüm oraları ben. Aşığım Beyoğlu'na. Hep yürürüm. Yani başka bir yeri düşünemiyorum. Beyoğlu'ndan mesela işte Nişantaşı'nda oturdum yıllarca. İşte herkes bunu daha önce de söylemiştim. Böyle hani Bebek'te yürür, Kuruçeşme'ye yürür, Arnavutköy'e yürür. Ben hep böyle Galata Köprüsü'nü geç, Kapalı Çarşı, Mısır Çarşısı. Yani bak onu yapmadım. O kadar yürüyerek, seviyorum Galata'dan ki. Galata'dan Kapalı Çarşı'ya evet, yürüyerek. Köprünün üstünden. En sevdiğim şey. Bazen istiklerin üstünden geçerek, bazen alttan. Çok araban severim. Hiç olmamış. Hiç olmadı. Şu ilk defa 2 ay önce arabam oldu. O kadar normal ama artık orada çocuklar. Evet. Yani okula götürdüm. Yani tabii Amerika'da okurken oldu. Sonra İstanbul'a geldim. İlk işim böyle çok seyahatli bir iş olunca işte otoparkta arabayı da zaten yokum filan falan derken bir baktım 10 sene hiç kullanmamışım. Sonra bir gün bir geçtim direksiyon başında yapamayacağım dedim İstanbul'un niye göbeğinde. Öyle? Yani o kadar 10 sene kullanmayıp sadece Amerika'da ve otomatik vites çok rahat. Biliyorsunuz Amerika'da yani gözüne bir şey kaçıp 2 dakika açamasan bile bir şekilde varırsın gideceğin yere. Yani herkes kurallara uyuyor. Bir de park yeri sorunu yok, bir şey yok. Ve bir korktum.
O gün biraz iddialı bir yola çıkmıştım ama Gayrettepe, köprünün altı, stadyumun orası filan falan. O gün bir korktum, yok tamam dedim, ben bu araba olayına girmeyeceğim. Zaten her yere yürüyorum. Yaptığım işler, sunuculuklar araç alıyor, bırakıyor vesaire. Metro çok kullanırım ve çok severim. Zamanın hayattaki para alamadığımız, yani tecrübe ve zaman parayla satın alamayacağımız en lüks şey. Metroya bayılırım, toplu taşımaya bayılırım, vapura bayılırım. Türkiye'ye döndüm işte 14 yıl oluyor. 14 yıldır arabam yok. Bir de Cihangir'desin. Yani ne gerek var arabaya? Yürüyerek gidip buraya geliyorum. Buraya bile yürürsün. Tabii tabii 15 dakika yürüyerek gidip geliyorum. Hani bazen artık çok elim doluysa biniyorum, o kadar ama çok yani. Çok güzel Cihangir. Çok güzel. Yani şey, ben de aynı şey. Peki geçmişte yaşamak dedin ya. Tabii. Tamam, Beyoğlu'nun geçmişi, osu busu, pera, pera da çok güzeldir ya, pera. Ustalar, zanaatkarlar. Ay, çok, çok o binalar, o iç tavan işleri, her şey. Bir dönemin var mı? Ya yani böyle kendi ruhuna ait hissettin, ne bileyim. 50'leri severim. Ha, o anlamda yakın, mı sordunuz? Evet, evet, tam o anlamda sordum. Evet, 50'leri severim. Yani 70 yıl öncesi. Daha 50'ler. Böyle eskin var mı? Çok yok, sıcak su falan. ne uğraşacağım? 50'leri çok seviyorum. Su kaynatmayla. Ve 50'leri sevme nedenim de yani birazcık siyah beyaz Audrey Hepburn filmleri. Aha. O dönemi çok seviyorum. O kloş etekler, naiflik, saflık, erkeklerin, kadınların çok güzel olduğu, Beyoğlu'nun güzel olduğu. O dönemi seviyorum. O dönemin Türkiye'si mi? 50'leri de seviyorum. Cumhuriyete kanat geren o ilk jenerasyonu da çok seviyorum. Çünkü hani o dönemin Amerika'sına bakıldığında aslında çok eleştirilecek. Tabii, kadının tabii, yeri anlamında çok vahşi. Ben estetik ve görsel olarak tabii ki. Ama aslında tam 50'ler bütün yürüyüşlerin, protestoların, işte ondan sonrası 60'lar. Martin Luther King'ler falan tabii ki. Ya birazcık başlı, özgür çocuklar, ben 60'lar. Bunu kitabımda da belirtmiştim. Bu kredi kartlarının yarattığı en büyük bence dezavantaj ki 90'larda hayatımıza girdi. Bireysel borçlanma. Hı-hı. Önceden 70'leri falan düşündüğümüz zaman sen daha şeysin ama düşünemiyor çünkü doğmamıştı. Ben annemin banka defteriyle beni şunu bir imzalat da gel dediği dönemi hatırlıyorum. Evet. ya da böyle dekontlarla bankaya gidip yakıtı, küçük böyle cüzdanımız vardı. Onun altına bir para ve imza atılırdı para çekildiğinde. Mesela o dönemlere bakıldığında bir bireysel borçlanma yoktu ki. Bir tüketici kredisi zaten yoktu. Hani ticari erbap alırdı değil mi? Sanayici falan tabii. Kredi alırdı. Sonra o kredi kartıyla 90'larda hayatımızda bireysel borçlanmamız girdi ya. Ondan sonra bak dikkat et. Kitlesel hayatla 60'lardaki, 60'ların kitimin kafası. Beatles'lar, Pink Floyd'lar, kadın hareketleri, eşitlikçi tabii. O yaklaşımların çoğu 90'lardan sonra öldü. Yani kitlesel kaç eylem hatırlarsın o günden bugün? 3 tane büyük eylem hatırlarsın. İşte Arap Baharı'nı hatırlarsın. Amerika'daki eylemleri 11 Eylül sonrası tabii. Hatırlarsın. Önünde bir yok yani yok. Kitlesel eylemler. Aslında bence o bireysel borçlanma insanların elini ayağını kafa kitledi. Tutma tarafını budadı bence. Yani o ev ve araba sahibi olma, o tüketim alışkanlığı. Ömür boyunca ödeyeceği borçlar için çalışıp. Evet. Yani Amerikan sisteminin hani zaten hep eleştirildiği şey bir ömür sadece bir ev sahibi olmak için bir çalışma hedefi kurup o evin ömrün boyunca borçlanıp zaten o eve geçtiğiniz zaman da ömrün bitmiş olması. Ya da 50'ler 60'ları işte özlüyoruz ama 50'ler 60'ların kafası hele de 60'ların kafası kolay gelmez. Yani gelmez. Gelir mi? Gelmez. Sen şimdi mesela oğullarına baktığında onlar alfa mı oluyor? Alfa oluyor değil mi onlar? Hiç alfa. Şey değil, evet evet. Z değiller. Z. Onlar alfa. Evet. Başka bir şeyler. Evet. Mesela onlarda öyle bir şey o jenerasyon büyüdüğünde tekrar o dünyanın döngüsünde çıkarlar mı sokağa? Yani biz çıkmasınlar bile isteyebiliriz bu dünyada. Yani artık hiçbir şeyin hak olarak yani eskiden mesela ben daha birkaç sene önceki olan eylemlerde bile bugün düşünüyorum yani daha korkusuzduk veya bir şekilde hakkımızı arayabilirdik ya da bir şeyleri savunabilirdik. Yani böyle şu anda hiçbir şeye neden gösterilmeden herkesin her şeyin elinden alınabildiği korkusu yok mu üstünde? Öyle bir dünya düzeni içindeyiz. Aslında şöyle bir şey. Bence yeni... onlar fikirlerini farklı türde. Yani onların artık fiziksel bir eylemden öte... Ne olacak mesela? Beyin, zeka, bilmiyorum. Yaratıcılık. Şöyle bir şey var, yeni dünya düzeni öngörülemezlik üzerine kurulu. Yani bu ekonomide de böyle, hukukta da böyle. Öngörülemezlik var dünyada hakim olan. Yarın nerede savaş çıkacağını bilememek şey var. Gerilimi okuyamamak var. Paranı yatırdığın
enstrümanın ne olacağını bilememek var gibi. Ondan gibi. Ondan bile korkuyor. Yani bankaya para koyduğunda böyle, hı-hı, yani artık her şeyin paranoyası. Tabii ki filmlerde, hı-hı, var, o da var, bu da var filan. Böyle bir çok ciddi bir güvensizlik var. Değil mi? Var mı? İşte sizde? O... Bilmiyorum ya, ben o kadar çok takılmıyorum onlara. Ne evet, yapayım yani? Yani olacaksa da olacak hani, onunla da... Bu seni böyle düşündüğün zaman, yani ben bu çocukları ne yapacağım gibi bir şeye sevk ediyor mu? Bu çocukları ne yapacağım değil ama bu çocuklar ne yapacağı çok düşünüyorum. Yani ben artık inanılmaz iyi isim okullarında maddi ve hayat olarak, yani benim en iyi okulları bitirmiş arkadaşlarım. Hani Boğaziçi, Harvard, Yale, bir sürü arkadaşım var. Ya yoga hocası oldular, ya nefes terapisti oldular, ya da glutensiz ekmek yapıyorlar. Yani gerçekten zaten sen... bu en iyi okullara girdin, belli bir eğitim, zeka, neyse artık bu bizden daha akıllı olduğundan değil ama yani zaten özgürlüğü seçiyorsun, birinin altında olmamayı seçiyorsun, daha esnek yaşamayı, hayatın kısa olduğu, hayatın güzelliklerini yaşamak istediğin, bir de hayatın ne kadar güzelliklerle dolu olduğunu keşfettiğin, dünyanın her yerinde neresinde ne yemek var, nedir, hani her şeyi takip edebildiğimiz, her şeye yetişmek istediğimiz, hı-hı, özgür olmak istediğimiz bir zamandayız. Tabii o da yoksunluğumuzu yüzden... çok yüzümüze vuruyor ama. Neyi? Yani yoksun olduğumuz konuları çok yüzümüze vuran bir şey. Neyimizin eksik olduğunu parmakla gösteriyor, her yere ulaşmak. O da olabilir. Görebilmek yani. Onu görmediğin zaman haberin olmuyor ya. Ama ha, gördüğünde artık haberin var ondan ve sen ona ulaşamıyorsun diyelim ki. Ama ona ulaşmasan da dibinde, hı-hı, başka güzellikler de var. Yani sabahın köründe bir yerlere gitmek... Bir yere bağlı olmak, hani ben kurumsal hayatın ve bu tarz, hı hı, şeylerin önümüzdeki yıllarda yok olacağını düşünüyorum. Bir okulun isminin çok da artık senin, sana her kapıyı açıp senin ömür boyu maddi olarak garantin olacağını da düşünmüyorum. O yüzden çocukların gerçekten hayatın günlük hayata dair insani yerlerde çok kuvvetli olmalarını istiyorum. Empatik olmalarını istiyorum. En çok onu istiyorum. Kendine güven ve empati. Yale'dan mezun olmuş ama empatisi olmayan, kendinden başka kimseyi düşünmeyen biri ise, yani biri olacağını, mahalle okulundan mezun olup, evet, ama empatisi gelişkin, kendi gibi dünyayı da düşünebilen. Evet. Tabii ki çok güzel okullar. Bu arada yarın bir sürü çocukların yani bu okulları kazanırsa... Yale'da ben hani giderdim yani. Hani evet. Beni götürselerdi giderdim ben. Yani Yale'da. Tabii ki. Ya bunu şey olarak söyledim. Yani eskiden hayatta kazanacağın yolun sadece aldığın eğitim, hı-hı, gittiğin okulun ismi... Vesaire gibi düşünüyorduk. O da bir marka. Artık, evet. O da marka. Ama artık böyle minicik minicik beyinler, kreatif düşünce. Hı hı. Zaten bizi aşan durumlar var. Geçen gün eşim aldı o işte şeyi. Virtual reality mi? VR gözlükleri. Takıp denemedim bile yani. Ya. Denerim de yani. Ben birkaç yıl evvel Londra'da denemiştim. Tate'de. Yani 6 yaşında çocuğum bunun, bu olan bir eve ama yaşıyor çok, yani. Aslında çok heyecan verici. Heyecan verici yanları da var tabii ki. Ama çok acayip yerler de var tabii ki. Bazen şey düşünüyor musunuz? Biz çok arada bir jenerasyonuz. Tam onu diyecektim işte. Ben dünya üstündeki şahane son adamı kaptım. Hani bunu en kaba haliyle söyleyeyim. O seni kapmıştır tabii ki. Öyle bir... Eteme mi döndük? Tabii tabii. Ha, ben şöyle teknolojiden bahsediyorum. Çünkü sende. O kadar ilişkiler artık tuhaf hale geldi ki. Yani düzgün ilişki kurabilen, düzgün iletişim kurabilen, düzgün adam ya da kadınlara ulaşmak... Etem de zamanının çok gerisinde bir tip. Biz ha, çok klasik tipleriz diye. Tabii ki çok özel biri. Harika bir baba. Ama öyle diyemem tabii, nasıl diyeceğim. Yani zaten o seni kapmış olsun canım. Öyle bir şey yok. Yani niye sen adamı kapasın ayrıca? İki tane oğluma baktığımda tamamen Etem'i görüyorum. Çok enteresan. Yani bu çocukların hamur olarak doğuşu ve gerçekten ettiğim bir söz, yaptığım bir espri, dinlediğim bir müzik. Hiçbir şey öğreterek veremiyorsun. Tamamen seni izliyorlar. Ve çok büyük bir sorumluluk. Yani kitap oku çocuğum demek de ki çocuk, hayır, kitap okumuyor. Kitap okuyan anne baba görünce okuyor. Evet. Tamam öyle dedim. Cep telefonlarımızı kitaplarımızın içine saklayalım. Kitap okuyor gibi gözükelim. Bir saat böyle bir şey yapalım. Tiyatroda olsa. Ama bu sahtekarlık ya. Olsun. Kitabımızı da okuyalım ama hani gece yatakta artık onlar uyumuş oluyor. Orayı görmüyorlar. Yani böyle bir şeyle büyüsünler. Hiç kitap görmüyorlar. Evin her yeri kitaplık, kitaphane ama... Gerçekten hayatın akışında çok çıktı hayatımızdan. Ben Amerika'da üniversite okurken o zamanlar
tabii daha cep telefonu yeni falan filan ama bir iletişim hocamız demişti ki dünya artık podcast'e gidecek. Herkes kendini cast edecek. Yani broadcast'ini kendi yapacak demişti. Ve bütün dünya öylesi bir yere gidecek ve her şeye öylesi bir ulaşacağız ki yine dönüp dolaşıp işte Hamlet'i, Shakespeare'in bir oyununu canlı izlemek dünyanın en büyük lüksü olacak demişti. O kadar şu anda mesela tiyatroların müthiş geri dönmesi, onların herkesten ayrışması. Yani ayrılman lazım artık bu dünyada. Yani interneti çok iyi kullanabilirsin, hack edebilirsin, onu bilirsin. Bunu tam bunları okey bil ama seni insani ve dünyaya ait güzellikleri aracı olduğun şeylerde bence kendimizi geliştirmemiz çok mühim. Hiç düşünmüyor musun podcast ya da başka düşünüyorum bir şey? Bana haftada bir teklif geliyor. Niye yapmadığını YouTube söylüyorum. YouTube ve podcast. Kamçı yok değil mi? Kamçı lazım. Kamçı lazım. Kamçı ile işleyenler derneğine hoş geldiniz. Kamçısız işleyenler. Tamam yapacağım. Hayır daha bak bu dün Bodrum'da bir podcast gerçekten ile ilgili bir teklif aldım. YouTube'la da ilgili de bir haftadır toplantılarım devam ediyor. Artık tamam. Şu Kemal'in bir 2,5-3 olması gerekiyordu. Terrible Two. Yani oralarda Bodrum'da yaşadığım için bir günlük bir iş bile yapsam ben 2,5 gün yokum. Yani onun en azından bir 2-3, hani İstanbul'da olsan ne var? Sabah işe git, gece 1 de olsa geri dön. Ama bir günlük sunuculuk bile olsa ben 48 saat provamdı, hazırlığımdı falan. 2-3 gün hep bırakıyorum çocukları. Şimdi show. Efsane geri dön. Ama sen olarak olmalı o podcast. Evet, yani evet. Orada sen olarak hatta olmalısın. Hatta oğlumla bir podcast yapmayı çok istedim bir öyle ara. Öyle şeyler olmalı bence. Evet. Hani öyle bir şeyle, bir marka, bir firma, bir anlayışla değil. Yok sen yok gerçekten olarak var kafamızda güzel şeyler. Ya. İnşallah. Ne zaman başlar? Bugün mesela bir toplantım vardı mesela. Buraya geleceğim için onu haftaya attım. Sana yük koyayım. Ama bu toprak da Dubai'den ayağının tozuyla geldim. Evet. Bodrum'a gidecekti, gitmedi. İstanbul'a bahçemden getirecektim. Özür dilerim. Dedim ki bari Dubai'den getirseydin. Dedik ya Dubai'de toprak yok ki, kum var. O da olurdu. Bu nereden geldi? Nişantaşı toprağı. Nişantaşı. Ay çok ihtiyacımız var Nişantaşı. Ne kadar zorlandım. Bunun ne kadar kıymetli olduğunu. Nişantaşı'nda toprak yok. Yok hiçbir yerde. Maçka Parkı'na inemedim tabii. Gerçi oranın toprağı bile toprak değil artık ama. Bu Nişantaşı'nın neresinde? Nişantaşı tam Nilüfer Hatun İlkokulu'nun orada. Oy çok güzel. Orada buldun yani evet. Helal. Yani o küçük şeyler var ya ağaçların içinde. O kadar toprağımız olduğu için. Ben korkuyorum artık polis bir yerde kıstıracak mı bizim konukları diye tam toprak alırken. Sen ne yapıyorsun orada diye. Çünkü Selçuk Şirin bizi Amerika'dan, New Jersey'den çok getirdi. Çok seviyorum onu da. Çok. Bizim çok değerli konuklarımızdandır. Hep gelir. New Jersey'den getirdi. Hatta ben onu aradım dedim ki gelmeden. Hocam dedim bakın bir avuç toprak ama gümrükte falan sorun çıkmasın. Çünkü öyle ülkeler bir arası mi saklandı içine falan. Ha, hayır bir de ülkeler arası biliyorsun evet. Toprağın dokusundan dolayı. Çok öyle kolay değil. Yok yok dedi hiçbir sorun yok dedi getirdi. Süper. Yani öyle yurt dışından gelen topraklar da var. Ceyhun kaç dakika var kaldırayım mı kaldırmayayım mı konuğumuz diye soruyorum. Nereye kalkıyorum? Ha tamam birazdan seni çünkü kaldırıp oraya toprağın başına götüreceğim. Ha karıştıracağız. Biz de işte böyle evet yani bazı arkadaşlarımız bunu romantik buluyorlar ama biz bir enstalasyon yapıyoruz. Burada hani kuraklığa dikkat süper çekerek biraz da bu toprak ayrımcılığı. Bugün iklim kriziyle de ilgili çok değerli bir arkadaşımdan bir telefon aldım. Çok önemli bir forum, bir oturum olacak birkaç günlük. Onda da yani çok güzel insanlar çok güzel şeyler yapmaya çalışıyorlar. Peki çok dürüst bir şey soracağım. Evet. Şimdi senin sunumların da var. Yönettiğin Master of Ceremony'ler de tabii var. Tabii çok var. Moderasyonların da var. Onları çok yapıyorum. Sahnede onlar çok varsın. Sence bunlar işe yarıyor mu? Çok çok netim bu konuda. Ben yaramadığını düşünüyorum. Benim de var bu arada ama yaramadığını düşünüyorum. Bunlar işe yarıyor mu? Yani doğru bir yolda mıyız biz? Oturup bir konferans yaptığımızda, bir etkinlik yaptığımızda, bir fuar yaptığımızda adına ne der? Yani iklim krizine oturduk 5 kişi konuştuk. Yani çok tartışılacak bir konu. Bunu uzun uzun konuşabilirim ama şuna inanıyorum. Yani o salonda 800 kişi varsa 80'i oradan bir şey alıp çıkıyorsa buna da okeyim yani. Çünkü bir insan bin insan yani. Benim bakış açımdan. Ama onu hani şöyle bir şey var artık bizde siz ya. Siz şey diye mi söylüyorsunuz? Yani hani zaten bilincinde olan insanlar zaten bilincinde olan insanları anlatıyor ve kendimizi mi şey yapıyoruz gibi? Bana kendimizi şey yapıyoruz gibi geliyor. Yani olması gereken yerlere ulaşıyor muyuz emin değilim. Eğitim sisteminin içine girmemiz gerekiyor her yerine. Yani eğitim yani. Hala çünkü anam babam usulü tasarruftan yola çıkıyoruz ve çıkmamız da gerekiyor. Çünkü işin kilidi orada başlıyor. Evet. Geçen gün şey oğlanlar uyumadı. Ben de artık çok yoruldum kitap okumaktan. Bazen sesim kısılıyor. Adile Naşit'i açayım dedim. Ve Adile Naşit söyleyebiliyor muyum bilmiyorum.
var, birkaç masalı var ve o kadar tatlı anlatıyor. Ve ona Adile Naşit'i anlattım ve ona sonra şeyi düşündüm. Ya ben emniyet kemerini takmanın önemini Barış Manço'dan öğrenmiştim. Şuna bağlayacağım. Mesela iklim kriziyle ilgili çok sorumluluk sahibi alması gereken, milyonlarca takipçisi olan, giydiği ayakkabıyı bir hafta konuştuğumuz insanlar var. Bunlara yani gerekiyorsa kanunen sen bu konuyla ilgili hayranlarını ve takipçilerini bilinçlendirmelisin gibi bir şeyin çok etki, biliyorum belki çok sığ geliyor şu anda söylediğim ama gerçekten yani ellerinde bir tane ruj görüyorlar, bir ay o ruju konuşuyorlar. Gidiyorsun öbürsü gün bir tane rimeli anlatıyorlar, dükkanlarda öbürsü gün bitti diyorlar. Okey, bu kadar etkiliyse sen bu kadar takipçisi ve bu kadar kazanan bazı insanlara bu sorumluluğu bence görev ve ödev olarak vermek zorundalar. Oy kullanmak, mesela üniversitede yurt dışında okurken oy vermiş olmak havalı ve cool bir şeydi. Şimdi bu bizim son Türkiye'nin son dönemindeki şeylerde de yine biraz öyle oldu ama yani okulda o buraya bir etiket takıyorsun hani oy verdim diye. Çünkü bütün selebritiler, bütün dünya çalışıyor bir anda. Yani bilmiyorum doğru anlatabiliyor muyum? Tabii tabii. İklim krizinde de onların biraz daha sesinin çıkması gerektiğini düşünüyorum. İşte para olmadığı için o alanla ilgili herhangi bir şey. Tabii şu da var. Modada da ya da işte trendlerde de sürdürülebilirlik adı trend ama yine de bunun sürdürülebilirliğe katkısına bakmak gerekiyor. Yani gerekirse bir takımı ki ben öyle yapıyorum. Sezonluk takımlarım var benim. Bir tane 20 tane etkinliğe giyiyorum. Tabii hiç de ben bundan de rahatsızlık şeyim. Duymuyorum. Benim de aynı ben hiç o konuda giyiyorum. Takıntılı değilim. Forma sıfır. Gibi. Ne olacak ki? Çünkü ben hakikaten dolabımda az eşyam olsun. Bir tane varsa onu her yere kullanabileyim ki. Zaten aksinin çok demode olduğu bir dünyada yaşadığımızı düşünüyorum. Bana yani yanlış bir kelime kullanmak istemiyorum. O kelimeyi içimden 8 kere düşünüp bir kere konuşuyorum artık. ama çok geçmişte kaldı bence. Markalar, her gün başka bir şey giymek, çok fazla göstermek. Cool değil yani. Bana cool gelmiyor. Ama bak arkadaki enstalasyon çok cool bence. Evet, hadi seni gidelim. Oraya alayım mı? Nişantaşı toprağı, Nilüfer Hatun çok, ilkokulu önünden çok, alınmış. Yani size Bodrum mandalina bahçeleri ve... Artık ne yapalım? Olan olmuş, ben ne yapayım? Olan olmuş. Tamam. Serpiştiriyor ve karıştırıyor. Serpme sistemi. Toprak dünyanın en güzel şeyi. En güzel. Gerçi karıştırıyor muyum güzelce? Bir yengeç olarak aslında bir toprağa ne kadar iyi gelirsin değil mi? Toprak. Topraklanmak. Değil mi? Sen bir de susun ya, su böyle akar gider. Çok seviyorum. Toprağı çok seviyorum, güneşi çok seviyorum, denizi çok seviyorum. O zaman ben de sana programı kapatırken o kendi cennetinde cennet gibi kadınsın ya. Ay çok böyle yeşil ederim. Yeşil. O ruhun hep yeşillensin, çiçeklensin. Öyle ederim. Yaşa ya. Sevdiklerinle, ailenle, neyse sağlıkla.